Peki. Dün İmamoğlu'nun davası vardı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davası 11 Kasım'a mı ne ertelendi? İleri bir 11 Kasım'a ertelendi. Asla basit bir yargılama davası bu. Yani ceza davası ama biraz fazla büyütüldüğü kanaatindeyim. Ne dersin? Şimdi neden bu dava açıldı? Seyircilerimize kısaca tekrar hatırlatırım. 31 Mart seçimlerinin ertelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir değerlendirmesi oldu. Seçimlerin ertelenmesine yönelik YSK üyelerini eleştirdi ve orada ahmak ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu ifadenin ardından da YSK üyeleri suç duyurusunda bulundu. Dava açıldı. O davada ertelendi. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve CHP şunu söylüyor seçimde kazanamadıkları İstanbul'u yargı eliyle kazanacaklar şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar. Ama ancak şunu ifade etmekte fayda var. Bu davayı hükümet açmadı. YSK üyeleri kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle böyle bir adımda bulundular. Gerçi Ekrem İmamoğlu'nun avukatı dün mahkeme heyetine sunduğu dilekçede YSK üyelerinin böyle bir şikayeti yok. Daha önceki açıklamalarından farklı olarak bunun devam etmesini istemediklerine yönelik bir dilek sunmuş Mahkeme heyeti de davayı erteledi zaten. Ancak burada şuna da dikkat çekmek istiyorum Cem. Şimdi Ekrem İmamoğlu 4 yılla yargılanıyor. Bildiğim kadarıyla 2 yılın üzerinde bir ceza alırsa siyasi yasaklı durumuna gelebilir. Şimdi baktığımız zaman... Ama o hakaretle İmamoğlu... geçerli mi? Onu tam bilmiyorum. Cem, normal suçlarda iki yılın üzerinde ceza alınırsa siyasi yasaklı olunabiliyor. Onu bir araştıralım. Yarınki programda tekrar değerlendiririz. Tamam. Zaten siyasi yasaklı olması da isteniyor galiba. Oradaki şeyin dava dilekçesine tekrar iyice bir bakalım. Eğer bu olursa ya da ceza alırsa bu AK Parti'ye mi yarar? Yoksa CHP e, e, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yarar? O da bir tartışma konusu. Şimdi biliyorsun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son yaptığı açıklamaya kadar iddiasından hiç vazgeçmedi Ekrem İmamoğlu. E, ancak dün konuşmamızda da söyledik taktiksel bir değerlendirme olabilir. E, siz şimdi ana muhalefetin başındasınız. Yarın e, bu ülkenin başında olacaksınız diyor. E, bu açıklamaya kadar da Ekrem İmamoğlu hep... E, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Güçlü bir sinyal veriyordu Şimdi bundan vazgeçtiği için de Şu değerlendirmeler yapılıyor CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı adayı olamadı Bu sefer gözünü CHP genel başkanlığına Dikti şeklinde değerlendirmeler yapılıyor CHP kulislerinde Dolayısıyla baktığın zaman Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı daha fazla yarar Yoksa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yarar Onu da ayrıca tartışmak lazım